Ne zaman ki ekonomi kötüye doğru gidiyor, hemen bir teşvik paketi açıklanıyor. Teşvik paketinde ne var? Pul parası, damga vergisi, noter harcı kaldırıyoruz diye propaganda yapılıyor. Denizler dolduruluyor, diğer taraftan zeytin alanları talan ediliyor, askeri araziler kamulaştırılıyor, yandaşlara anahtar teslim, fabrika veriliyor. Teşviklerin etkisi, analizi nedir bilmiyoruz. Üreticinin, sanayicinin ihtiyacı olan teşvik değil. Üreticinin ihtiyacı olan üretim maliyetlerinin, girdilerin düşürülmesidir. AKP iktidarı boyunca sanayide gördüğümüz kapanan fabrikalar, ezilen sanayici, izlenen gereksiz ranta dayalı politikalar. Sayın Bakan, yıl 2011. Milli trenimizi, milli uçağımızı yapacağız sözü verdiniz. Yıl 2016, 78 milyon dolara Tunus'tan uçak alıyoruz. Milli otomobilimiz geliyor dediniz. Tüm bunları seçim malzemesi yaptınız. Yapmayın. Etmeyin. Millete hayal satmayın. Biz milli otomobile karşı değiliz. Ama siz hurda sahaba verdiğiniz 40 milyon doların hesabını verin. Hangi firma ile nasıl bir sözleşme imzalandı? Hangi banka kanalıyla ödemeler yapıldı? Türkiye öyle bir hale geldi ki ülkemizde her şey inşaata ve emlak rantına dönüştü. Oysa ekonominin çarkını döndüren sanayici, KOBİ ve ihracatçılarımız, üreticilerimizdir. Sayın Bakan, eğer ekonominin güçlenmesini gerçekten istiyorsanız, eğer sanayici büyüsün istiyorsanız, eğer bu ülkeyi birazcık seviyorsanız, önce dış politikanızı gözden geçirin, o hali kaldırın, hukukun üstünlüğünü sağlayın, ülkemizin parlamenter demokrasiden vazgeçmeyeceğinin güvencesini verin. Kişilerin koltuk sevdasının kurbanı olmayın. Var olan değerlerimizi birilerine peşkeş çekmek yerine güzel ülkemizi tekrar yatırım yapılacak bir hale getirin. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Tarhan.